İnanmayla psikoloji bu konuda çok yapılmış bir araştırma var. Yani bu inanç psikolojisi kitabında işte insanın ruh yapısına, ruh yapımızın üç boyutu var. Bak, biri biyolojik boyutu, diğeri psikolojik boyutu, üçüncü de sosyal boyutu. Bu üç boyuta etkileri var bunun, kişinin, inandığı kişinin. Yani inanan bir insanda şu duygular oluşuyor bak. Bütün isteklerinin karşılandığını, bütün ihtiyaçlarının giderildiğini ve evrenle bütünleştiğini, bütün sorulara cevap bulduğunu hissettiği anda kişi de beyninde yoğun olarak mutluluk hormonu salgılanıyor. Mutluluk hormonu. Bunun için hatta bununla ilgili bir gen bulunmuş, dopaminerjik bir gen. VMAT geni diye geçiyor. Bu gen bulunmuş. O gen dopamin salgılatıyor beyni aşırı miktarda. Kişi mutlu, huzurlu oluyor ve o anda Budist rahipler üzerinde yapılan deneylerde beyinlerinde Budist rahiplerin mutlulukla ilgili dalgalar yoğunlaşıyor, artıyor. Teta, alfa dalgası gibi dalgalar çıkıyor ortaya. Bu araştırmada kişi kendilerini o ruh halindeyken mutlu hissediyorlar ve bu onun strese dayanıklılığını da o anda hissettiriyor. Biyolojik boyutu inanç geni diyorlar buna. Yani belli bir onun içinde bir evrenle bütünleşme duygusunu inanç olarak kabul ediyor. Yani evrenle sen kişilik sınırları ortadan kalkmış oluyor kişinin. Yani kişilik sınırlarını ortadan kalktıran bir duygu ancak bir kutsala inandığı zaman olur bir insanın. Kutsala inandığı zaman. Şimdi bu duyguyu o zaman insana öğretmemiz gerekir. Bu duyguyu, bir kutsala inanma duygusunu ve buna tabii buna mesela ben bir minibüste okumuştum bir defa. Parayı sevmiyorum ama sinirlerime iyi geliyor diyor. Bu ne demek? Parayı kutsallaştırmış bu kişi. Onun zihnindeki kutsallık piramidinin en tepede para var, makam var, şöhret var, o gibi şeyler var. Yani bir insan aslında ya bir Tanrı'ya, tek Tanrı'ya tapmayı paraya tapıyor olabilir. Dolara tapıyor olabilir, şöhrete, makama tapıyor olabilir ki kişiler, ben merkezci kişilerde bu özellik ön plana çıkar. Şimdi bu kişilerin beyni farklı çalışıyor böyle. Bu kutsala inanan kişilerin, kutsala inanma duygusu. Bu kutsala inanma duygusu yaşayan kişilerin aşağı yukarı Herbert Benson, bununla ilgili Sağlık, Din ve Spiritualite diye kitabı var. Dünya Sağlık Örgütü şeyinde, Dünya Psikiyatri Birliği'nin scientific komitesi var, bilimsel komitesi. O komitenin adı da Psikiyatri, Religion, Spiritualite diye geçiyor. Ben de o komiteye üyeyim. Orada bu konular konuşuluyor. Konular konuşuluyor ve burada bu komitede bu konular konuşulurken kişinin, inanan kişi pozitif psikolojideki anlam arayışının yakalamış kişi oluyor. Hayatına anlam katan bir kutsalı var bu kişinin, kutsal alanı var. O halde bir insanın kutsal alanı olmak ruh sağlığına iyi geliyor bir kimsenin. Bunun kutsal alanı ne olduğunu şeye bırakılıyor, dinlere bırakılıyor. Ama bu duygu insanın iyi geliyor. Kalp hastalıkları %60'dan fazla daha iyi çıkıyor bu kişilerde, böyle kişilerde. Ya yani bu kişilerde daha böyle kendilerini huzurlu hissettikleri için pozitif psikolojide hani iyi oluş dediğimiz duyguyu yakalayabilen kişiler oluyor. Ölümle, hayatta barışık oluyorlar ama dini referans alırsa bu hayatında, ben adam Müslümanım diyor ama bakıyorsunuz yalan var, hile var, sahtekarlık var. İşçinin hakkını vermiyor, kul hakkına önem vermiyor, rüşvet nedir hiç umursamaz. Bu kimse dine referans almıyor ki. Aynı kapitalist ahlaktaki bir kişi. Ya yani bunlar gardırop Müslümanı bunlar aslında. Bu kişiler dini referans almadığı için bu kişilerde olmaz o. İnançları sağlam inancı olacak. Dine inancı alacak, o referans alacak. Bu kişiler iç huzurunu yakalayabiliyorlar. Yani bu kişiler sıradan şeylerde mutlu olmayı başarabiliyorlar. Dünyayı değiştirmek yerine kendilerini değiştirmeye çalışarak psikolojik iyi oluşun kurallarını farkında olmadan uyguluyorlar. Asırlardır ama dini gerçek dindarlar bunlar. Gerçek olmayan dindarlar din ticareti yapanlar. Onlar konumuz dışında. Yani her zaman vardır bu.
bilim ticareti yapıldığı gibi din ticareti yapılıyor. Çeşitli toplumun değerlerinin ticaretini yapanlar her zaman vardır. Burada bunları ayırt ederek ele almak gerekiyor. Yani dini gerçek hakkıyla yaşayabilen kişilerde, yani o kişilerde dinin sadece bilgi kısmını değil de irfan kısmını da almak gerekiyor. İlmi kısmını değil de irfan kısmını. Bir de dinin, İslam dininin hikmet kısmı vardır. Hikmet kısmı, ilim kısmı, irfan kısmı, hikmet kısmı. Üçünün sentezini yapan bir kişiler, hikmet kısmı olan bir kişiler ne yapar? Hayattaki ego ideallerini hakikati aramaya yöneltirler, anlam arayışına yöneltirler. Ve bu kişiler mesela bir ağacı, böceği, çiçeği incelerken bir yeni bir şey keşfetmiş gibi müthiş bir haz alırlar. Ve aynı zamanda bu yaptıkları ibadet hükmüne geçer. Mesela böyle anlam içinde olan, dine referans alan bir kimse ticaret yapıyor. Mesela bir hadis-i şerif var bununla ilgili. Yani çocukların rızkı için harama helale dikkat eden çalışmak ibadettir diyor mesela insan. İlahi hedefe uygun yaşamak ibadettir diyor. Yani insanın bunu yaşayabilen bir kimse iç huzuruna yapışıyor. Olaylar karşısında o teslim, tevekkül zincirini tamamlıyor kişi hayatında. Yani bu gemi, dünya gemisinin bir kaptanı var diyor. Uçağa bindiğim zaman ben nasıl kaptana güveniyorsam, bu kainatın da bir kaptanı var, ona güveniyorum diyor. Ve ölüme karşı, böyle kontrol edemeyecek olaylara karşı daha dayanıklı oluyor. Ve bu aslında pozitif psikolojideki anlam arayışının insanın psikolojik iyi oluşa bir katkısı ortaya çıkıyor. Onun için inanmak gerçekten, inanan insanın ruh halindeki iç huzuru hepimiz böyle imrenmemiz, saygı duymamız ve tavsiye etmemiz gereken bir huzurdur. Yani bir kimse ben inanıyorum diyorsa hem de kendisiyle kavgalıysa arkadaş inanç referansını gözden geçirsin diyebiliriz. Bu inanç psikoloji kitabında bu konulara da değinmeye çalıştım. Yani mutluluğun psikolojisini analiz etmeye çalıştığım bir çalışmaydı o. 2002'de yayınlandı. O zaman mutluluk bilimi çalışmaları daha teorik bazda yeni başlamıştı. 90'larda başlayan bir akımdı. Yani burada mutluluğu kişinin hep böyle hastalık sağlığı konuşuluyor. Halbuki sağlık sağlığının konuşulması gerekiyor. Sağlık sağlığı, yani iyi olma sağlığının konuşulması, sağlıklı olmanın sağlığı konuşulması gerekiyor. Bu bir açıktı. Yani bilimsel olarak bir boşluktu. Ben kendi uzmanlık alanımda, insan psikolojisiyle, psikiyatriyle ilgili alanda bu ihtiyacı hep hissediyordum. Yani insan, yani hastalıklarının sağlığını konuşuyoruz. İşte hasta, erken teşhis, erken tedavi, önleyici teşhis, önleyici tedaviyle ilgili ama insanların hasta olmaması için ne yapılabilir? İnsanların nasıl yaşarsa mutlu olabilir, nasıl yaşarsa sağlıklı olabilir. Ve son yıllarda yapılan araştırmalarda şunu gösterdi, hastalıkların %60-70'i yaşam stilinin hatalarıyla ilgili. Yani ya beslenme şekli hataları, ya işte beden sağlığına dikkat etmemenin hataları ya da ruh sağlığına dikkat etmemenin hataları gibi. %60-70. O halde önleyici sağlıkta, koruyucu sağlıkta en önemli şey kişinin hastalık sağlığı değil, sağlık sağlığının konuşulması, öğretilmesi. Yani kişinin sağlıklı olmanın sağlığı da uzmanlık alanına girer. Bu tıpta iki branşta, çocuk ve psikiyatri branşında diplomada biz şeyde şu uzmanlık belgesinde şu yazar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı diye geçer. Yani orada bizim bir nevi meslek tanımımızda sağlıkla da uğraşmak, sağlıklı insan psikolojisine uğraşmak, insanın sağlık hasta olmaması için ne yapılacağı ile ilgili uğraşmak da gerekiyor. Bu nedenle ben bu yani 2002'de çıkan, yani ilk 2000'li yılların ilk kitabıydı. Aynı dönemde Psikolojik Savaş kitabı da vardı. Orada bu mutlu olmanın psikolojisini
özellikle stresi yönetebilme odaklı çalıştım. Yani bir kişide stres varsa, stres o kişi için tehdit mi değil mi? Stresi mutluluğa nasıl çevirebiliriz? Alt başlıkta oydu, stresi mutluluğa nasıl çevirebiliriz? Bunu öğrenmek gerekiyor kişinin. Bunun için o sizin o söylediğiniz, yani mutlulukla ilgili kişinin zihinsel olarak farkındalığı çok önemli, gerekiyor kişinin. Ve bunun için kişi kendisi hakkında duyguları, algıları çok önemli kendisi hakkında. Başkaları hakkında duyguları, algıları önemli. Ve bunun içerisinde kendini yönetebilmesi önemli. Özellikle son yıllarda bu liderlik çalışmalarında, liderlik çalışmalarının birinci şartı nöro liderlik. Yani beynini yönetebilen kimse lider olabiliyor. Arzularını, dürtülerini yöneten kimse. Yani canının istediğini yapmak, zincirleri kır, duvarları yık, canın istediği gibi yaşa dediğimiz zaman o insan arzu ve dürtülerinin kölesi oluyor. Onun için asıl özgürlük kişinin arzu ve dürtülerinden de özgür olmayı başarabilmesi. Bu 2000'li yıllarda bu keşfedildi. Aslında bu doğu bilgeliği. Doğu bilgeliğini alıp bize yeniden sistematize edip anlatılmaya çalışıldı. Orada tabii çözüm üretip insanın ruh sağlığını korumada stres yönetimi çok önemli. Stres yönetimini onun için ana konu olarak ele aldık ve stresi yönetebilen bir kimse aslında ruh sağlığını da mutluluk hedefine doğru götürebiliyor insan. Ve burada mutluluk tanımını da şöyle yapmak gerekiyor. Kişinin kendini iyi ve doyum ve tatmin duygusu yaşadığı şekilde hissettiği zamandır kişinin iyilik hali. Psikolojik sağlığın yerinde. Hep psikolojik sağlığı eski tanımlamada ruh sağlığının ruhsal hastalıkların olmaması olarak kabul ediliyordu. Halbuki iyilik hali, yani kişinin hasta olmaması için kendini daha hayattan doyum alır şekilde hissedebilmesi. Yani günlük basit şeylerden bile doyum almayı başarabilmesi kişinin, bu mutluluk biliminin temel öğretisi olarak geçiyor. Bu mutluluk psikolojisinde stresle ilişkimiz nasıl olacak? Stresle ilişkimiz insanın bir fırtınayla ilişkisi gibidir. Fırtınayla ilişkisinde ne vardır? Fırtınayı yok sayarsanız, fırtınadan nefret ederseniz, kaçarsanız, yani sadece güneşe gözünüzü kapamakla güneş yok olmaz. Sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Yani bu şu anda öğretisinde, hedonistik öğretide de kişinin stresten kaç, hayatını yaşa, zincirleri kır, hoşuna gittiğin her şeyi yap diyen hedonistik bir felsefe öğretisi, modernizmi çok olumsuz etkiledi. Ruhsal hastalıkların artmasına sebep oldu bu. Artmasına sebep oldu. Bu aslında Sokrates'in, Eflatun'un başlattığı şeyle ilgili, insanın hayattaki amacının mutlu olmak olduğu felsefesinin Epikür tarafından, ondan birkaç yüz sene sonra Epikür tarafından insanındaki yaşam amacı hazlarını tatmin etmektir, zevklerinin peşinde koşmaktır tarzında hedonistik felsefe ve bu felsefe Roma'yı yıkmıştır. Roma'nın yıkılmasına en büyük sebep olan, yani yaşam amacı haz peşinde koşmayı aldı. Hatta Roma hamamlarında delikli taşlar var. O delikli taşlara hindi tüyü koyuyorlar. Yiyorlar böyle, ama iştah duyguları devam ediyor. Daha çok yemek istiyorlar. Kusup çıkarıp tekrar yiyorlar. Bak, yani şu anda gelişmiş ülkelerin, toplumların obeziteti var değil mi? Obezite en büyük sağlık sorunu şu anda. Niye? İşte aşırı yemeye bağlı, yeme duygusunu kontrol etmemeye bağlı. Bağımlılık, uyuşturucu kullanımının salgın şeklinde artması buna bağlı. İnsanların tembelleşmesi, sorumluluktan kaçması buna bağlı. Bu hedonizmi, Epikür'ün hedonizmi Roma'yı yıkmıştı. Ama daha sonra şu andaki Batı medeniyetini de yıkacak.
bu gidişle, çözüm üretilmezse. Onun için bu mutluluk, insanın mutluluk arayışını hazcılık arayışı olarak yorumlamak. Ama şu anda bizim mutluluk bilimi olarak savunduğumuz tezde mutluluk arayışı kişinin yüksek bir anlamın parçası olma duygusunu kişide hissettirme. Yani sadece kişisel çıkarlarını, kişisel zevklerini tatmin etmek değil, yüksek bir anlamın parçası olmak. Bu kişiye, kültüre göre, kişiye göre değişiyor. Yani burada yüksek anlam dediğiniz şey, mesela aşiretin sevgisi de olabilir. Onu yüksek anlam olarak kişi hayatında yapabilir. Yahut da bir alt kültürün kutsallaştırır, onu yapabilir. Yahut da insan vatanını kutsallaştırır, onun parçası gibi olur. Ama yahut da varoluşunu, inançlarını, yüksek bir inanç, akla uygun, sağlam inanç varsa onu kutsallaştırır, ona göre kendini bir anlamlı bir hayat oluşturur. Yani Tolstoy'un dediği gibi ölümün değiştiremeyeceği bir anlam arıyorum diyor. Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam burada kültürlerde bırakılmış bu. İnsanın genlerinde yok bu. Genetik olarak kodlanmamış, kültürlere bırakılmış. O halde bizim burada böyle bizi tatmin edecek bir anlam peşinde koşmamız, otantik mutluluk, Seligman'ın söylediği, onun bir parçası. İkincisi kişide akış duygusunun olması. Yani bir konuya kendini kaptırdığı zaman birkaç saat geçiyor, nasıl geçtiğini anlamıyor, öyle odaklanıyor ki. Bu duygu varsa otantik mutluluğu yakalıyorsunuz bu duyguda. Kişinin kendini böyle bütün ihtiyaçları karşılanmış, bütün istekleri giderilmiş ve sanki yüksek bir güçle bütünleşmiş, evrenle bütünleşmiş gibi bir duygu hissettiği zaman insan, beyin mutluluk hormonu salgılıyor aşırı. Ona bu duyguya ekstazi duygusu deniyor, vejd duygusu deniyor. Bizim kültürümüzde vejd olarak geçen duygudur bu. İngilizce ekstazi ve bunun adı, uyuşturucu bir hapı bunun adını vermişler. O sahte olarak aynı hissi geçici olarak beyni yanıltarak verdiği için geliştirmiştir. Bu duyguyu yakalamak için kişinin zihinsel beceriler geliştirmesidir işte. Bu duyguyu yakalayabilmesi için. Diğer canlıların genetik olarak kodlarında belli. Bir aslan düşünün, en güçlü hayvan olarak bilinen. 15 saat uyur, birkaç saat avlanır, birkaç saat çocuklara ilgilenir, diğer zamanlar yatar. Böyle bir hayvan. Hayatın anlamı budur onun için. Ve kendi tehdit alanı da idrar ile işaretlediği alan vardır. Onun dışındaki düşmanına ilgilenmez. Onun dışına çıktığı zaman ilgilenmez kimseyle. Genetik olarak öyle kodlanmış. Mesela aynı şey bütün köpek kedilerde vardır. Yani böyle kendi güvenli alanı oluşturur. Yani güvenli alanında kendini güvende hisseder. Orayı işaretler. Yani çocukları büyüyünce güvenli alanın dışına çıkarır. Mesela onun için çekirdek aile kalır şeyler. Hayvanlarda bu çok yaygındır, köpekkillerde özellikle. Yani şu şeye gelirsek, mutluluk biliminde aslında yani ne üzerinde durmak gerekiyor? Stres yönetiminin üzerinde durmak gerekiyor. Strese de fırtınayla ilişki gibi dedik. Yani fırtınayı düşman gibi görmeyeceğiz bak. Fırtınayı biz onunla birlikte yaşamak zorunda gibi göreceğiz. Fırtına varsa, yağmur varsa evimizi ona göre yapacağız. Yağmura dayanıklı, sele karşı dayanıklı yerde oturacağız. Fırtınaya karşı, rüzgara karşı dayanıklı yerde oturacağız. Eğer bir işimiz varsa, yapmamız gerekiyorsa da ona göre giyineceğiz, ona göre hedefimize gideceğiz. Yani fırtına var, yağmur var diye evden çıkmamazlık yapmaz insan. Hayatta da böyle hayat olayları vardır, travmalar, stresler vardır insanın. Bu hayat olayları da insandaki sosyal fırtınalardır, psikolojik fırtınalardır. Bu fırtınalarda ilişkimiz yağmurlu, rüzgarlı havanın fırtınayla ilişki gibi. Yani ona güvenli bir şekilde kabullenip onu yönetmek gerekiyor. Yağmuru, fırtınayı biz karşı düşman gibi görmüyoruz, kabullenip yönetiyoruz. Ölüm de aynı şekilde. Kabullenip ölüm de insanın değiştiremeyeceği bir gerçek. Kaçınılmaz bir gerçek. O halde bizim onunla düşman gibi görüp yok sayarak, devamlı kaçarak yaşamak yerine ona yeni bir anlam yükleyerek ve o anlam içerisinde onun
bizim varoluşumuza varoluşsal sorgulamalar yapabilmiyor geliyor insan. Yani insanda şu önemli, yani insanın geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman kavramı vardır, zaman kavramı. İnsan dışında hiçbir canlıda bu kavram yok. Yani insan geçmişte hayal dünyasında yaşayabilir, gelecekte hayal diye yaşayabilir. Şimdiki zaman vardır, geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Bu üçünün ayrımını yapabilir insan. Onun dışındaki diğer canlılar sadece şimdiki zamanı yaşarlar. Yani bunu yapabilir. Bu nedenle stresle fırtına ile ilişki böyle olduğuna göre stres altında biz strese karşı doğru pozisyon almamız lazım. Yani strese karşı üç türlü pozisyon vardır. Bakın, yani bir metafor yapmak istiyorum. Burada metafor yapıp bir analojiyle açıklamak istiyorum. Burada sünger metaforu var. Mesela süngeri düşünün. Sünger nedir? Emer, çeker. Şişer, hareketsiz halde kalır. İnsan stres karşısında stresi alır, emer, öğütemez, etemez, pişer, şişer, hasta olur, ruh sağlığı bozulur kişinin. İkinci tepki de teflon tepkisi. Teflon modelidir. Teflon modelindeki insanlar ne yapar? Teflon kendisi yanmaz ama temas ettiği şeyi yakar. Teflon tavayı biliyorsun. Bozul kendisi bir şey olmaz, bozulmaz, serttir, sağlamdır ama hiç esneklik yoktur. İlişki kurduğu şeyi yakar. Bu da narsistik kişilik özellikte olan kişiler teflon tip kişilerdir. Yani teflon insanlar ben merkezcidir, kendi doğruları vardır, zihinsel esneklikleri yoktur. Yani çok katıdırlar ve bu kişiler bir müddet sonra tabii yalnız kalırlar. Tarzdaki kişiler. İnsan sosyal bir varlık olduğu için, ilişkisel bir varlık olduğu için sosyal yapının bir parçası olmak zorunda hisseder kendini. Bunu yapamadığı zaman insan yalnızlaşır ve mutsuzlaşır. Depresyon ortaya çıkar. Narsizmin doğal sonucu depresyondur. Narsist kişilerde ne vardır? Narsist kişilerdeki hayal dünyasındaki en önemli duygunun hayal kişilerin büyüklük duygusu ve övgüyle beslenmektir. Övgü olmadığı zaman çok rahatsız olurlar. Övülmedikleri zaman ve övgüyle beslendikleri için övülmedikleri zaman kendilerini çok kötü, yalnız hissederler. Herkesin ona akıllı ve yetenekli demesi için zemin hazırlarlar. Öyle bir soru sorar ki, öyle bir tevazu rolü oynar ki, ya tevazuda da sen birincisin den ve egosunu tatmin eder. Bu tarz bir şey oluşur. Bu kişiler de teflon kişilerdir. Bunlar da kendisi gamsız gibi gözükse bile yalnızlıkla kaybeden olurlar. Üçüncü kişilik tipi de bizim psikolojide önerdiğimiz bir en güzel analoji yapacağımız şey örneğidir. Kauçuk. Kauçuğun özelliği nedir? Biz zorlanma karşısında esner. Esner şeyi sübvanse eder, emer. Gücü emer, baskı yapan gücü emer. O güç geçtikten sonra eski haline gelir. Ve burada stresi stres baskı demektir, basınç demektir kişinin. Onun için stresi biz ne yapar? Enerji olarak kullanır. Eğer kauçuk şey olursa, diğer taraftan da mesela onu oradan gelen enerjiyi titreşimlerle elektrik enerjisine bile dönüştürülebilir. Yani burada kauçuğun gibi olan maddelerin o titreşimi mesela kulakta kristaller vardır, kuvars kristalleri. Kuvars kristallerinin özelliği şudur. Kuvars kristalleri beyin ses enerjisini kulakta elektrik enerjisine dönüştürür. Ve ses enerjisi yeni formata döndüğü için ses enerjisi kulak beyinde elektrik enerjisine dönüşür ve sesin kimin sesi olduğunu anlarız biz. Bunu bak, biyolojik olarak iç kulağımız yapıyor. İşte insan da stresi enerjiye dönüştürebilir. Bu kauçuk modelinde olduğu gibi. Enerjiye dönüştürür, stres ona bir kamçı olur. Aslında acı insanın büyümenin bir parçasıdır acı. Stres büyümenin bir parçasıdır. Ve onu insanı motive edici bir durumdur. Stresi doğru olarak karşılarsak bunu. Stresi yönetemezsek distres dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Kişi huzursuz, sinirli, hırçın oluyor. Hırçın olduğu zaman da birçok ruhsal hastalıklar başlıyor. Onun için bunun kognitif fleksibilite diye geçiyor mutluluk biliminde bu. Zihinsel esneklik. Bunun karşıtı inatçılıktır bak.
İnatçı insanlar onun için mutlu olamazlar. Yani inatçılık bir insanın, inatçı insan hakikaten kendini zedeler. Onurumu koruyacağım diye inat eder mesela. Halbuki onur duygularla korunmaz, onur akılla korunur. Niye istifa ediyorsun der, onurumu korumak için istifa ediyorum der. Mesela bu hislerle davranıyor. Halbuki onuru niye, nasıl korur? Böyle durumlarda A planım böyle, B planım, C planım böyle. Onurumu koruyarak burada yeni çözümler nasıl üretirim diyecek. Yani onun için sık sık böyle istifa eden, iş değiştiren kişiler onurluyum gibi gözükürken aslında zihinsel esnekliği olmadığı için hep birçok fırsatı kaçıran, hata yapan kişiler olurlar. Yani mutluluk biliminde bu stres yönetimi ana çekirdek konu olduğu için onu özetlemeye çalıştım. Daha fazlasını merak edenler okuyabilir kitabı.